aradaki farkı görüyorsunuz. Hani kaba kayıtları dinlediniz, mix'i dinledik. Şimdi bu haline dedik. Şimdi deminki parça ne oldu? Bir de ona isterseniz bir hızlıca bir geçelim. Tabii ki radyo formatına uymuyor. Hani bizim çok umurumuzda olmayan bir şey yok. Hani radyoda çalacağı yok, edeceği yok. Dolayısıyla bakıyoruz hani kaç 9 dakika 41 saniye. Şey ama volüm olarak hani radyoda o volüm savaşları dediğimiz hani dijital şeyle birlikte oraya ulaşmış durumda. Şimdi pardon. Böyle. Hiç radyo yok değil mi? Çok çok az. Evet. Çok az. Yani çok kuru. Çok kuru. Yani çok New York usulü bir kayıt. Benim hani çok sevdiğim, daha tercih ettiğim bir kayıt stili. Ve müdahale çok çok az. Dediğim gibi edit bile çok çok az. Kompresyon çok çok az. Yani çünkü mesela LA'de... Bana biraz şey, room reverb var gibi. Yani. Çok az. Aynen. Yani böyle tık. Delay sadece işte Road'da bir parça var. O kaçınılmaz olarak. Ha bir tane parçada... Onu şimdi kuru halini ve şeyini çok kısa dinleteceğim. Arkasından bir tane parça dinleyip şey yaparız, soru cevap yaparız kısaca. Bir tane parçamızda, o dedim ya hani şeyden bir gün önce, kayıttan bir gün önce hani 1,5 saatte bir parça yazdım. İlk defa da stüdyo duydum parçayı. Yani şu kağıtta yazdım parçayı. Dolayısıyla aslında hani benim bestem olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Hani üçümüzün ortak çalışması. Hatta zaten abim de onlara müsaade ederlerse dedike edeceğim parçayı. Onu bir dinleteyim size çok kısaca. Şimdi burada piyanoya dikkat ederseniz. Burada biraz açacağım, şey önemli değil. Bunlar hep bas. Parçada istiyorsam ben şimdi prepared piyano, tabii hani stüdyodaki mühendisler falan bu işi çok sevmiyorlar. Hani birisi giriyor piyanonun içerisinde, arkasındaki bunu ne yaptık? Bayağı bir enteresan bir şekilde mühendis bunu proses etti ve çok da hoşumuza gitti aslında. Dolayısıyla şeyden çıktı olay, en son haliyle dinleyecek olursak. Burada bayağı gidiyorum, hatta santur gibi geliyor benim kulağım. Çok enteresan bir çalıyorum. Yani üstte kayıt yok. Arkada bazen gitar olduğunu düşünüyor. Enteresan bir durum da aslında piyanolu yani bir akor
edebilen yani accompaniment'ı olan bir aletin yanında basta akor çalmak. Orada işte çok şanslıyım. Hani Türkiye'nin en keyifli piyanistlerinden biriyle çalışıyorum. Yani hiç böyle birbirimizin yolunu kesmiyoruz, etmiyoruz da. Dolayısıyla müsaade ederseniz hani bir soru cevap zaten yaparız ama en son bir tane daha parça dinleteyim size. Yani bir 10 dakikalığınızı alacağım biraz. Hani bir de balad bir parça. Ama onun kaydından gerçekten çok memnunum. Bu parça benim hayatımda ilk yazdığım parça aslında. Hikayesi çok saçma zaman. Montanista Avenue diye bir yer. Bu Sacramento ile şey arasında, San Francisco arasında bir tane bir işte Highway 80 diye bir şey var. Onun üzerinde bir tane exit. Benim için yıllarca Ankara'da yaşadıktan sonra Davis gibi bir yerde, çok küçük bir yerde doktorumu yaptım. Dolayısıyla biraz hani şeyde sıkıntılıydı birkaç sene hiç küçük yerde yaşamadığım için. Benim için hani şey, özgürlüğe kaçış bir şekilde San Francisco'ya gitmekti hafta sonları. Param olduğu zamanlarda şimdi doktor öğrencisiyim, çulsuz. Bir şekilde Montanista Avenue denen yere geldiğimde kendi saçma sapan da bir yani çölün ortasında bir havuzluk bir yer. Bir şekilde benim için şey doğru, hani özgürlüğe yaklaştım artık ama daha var 50-60 mil var falan. İlk yazdığım parça, bu parçayı 3 kere kaydettim, 3'ünde de çalışmadım, hepsini çöpe attım. Kayıttan bir gün önce işte hani eski eşim uğradı bana filan. Ya dedi o parçayı artık at çöpüne, çalışmıyor, olmuyor filan. Ya dedim şey yok, albümü dolduracak materyale ihtiyaç var, şey yok. Hani dolgu maddesine ihtiyaç var filan. O zaman dedi sakın o melodiyi çalmayın dedi, atın o melodiyi. Ercüment dedi o melodiyi ufak ufak bir takım referanslar versin ve tamamen doğarsana çalın parçayı. Öyle bir parça yaptık. Tabii burada Ercüment'in bir parça hani Aydın Esen'e şeyi de var, referansları da var. Parçanın çıkışında rahat duyacaksınız da onları diye düşünüyorum. Şöyle bir parça. Şimdi bu tarz prodüksiyonda işte kayıt birinci aşama, işte mix ikinci, mastering üçüncü aşama. Şimdi bu adamlar bu Pro Tools datasını, HAM datayı alıyorlar ve bir şekilde bir sese çeviriyorlar. Aslında Pro Tools datası yok ortada. WAV file'ı var. WAV file'ı var, tamam. Şimdi adam, siz kayıttan sonra oturuyorsunuz. Belki işte Gram Audio'da dinliyorsunuz bunu. Mixingci aynı datayı alıyor. Bambaşka bir sistemde dinliyor. Masterci bambaşka bir sistemde dinliyor. Bunun bir önemi var mı? Yani tamam o referans monitör sistemi veya işte referans monitörde dinliyor ve referans kulaklıkta dinliyor ama ne yaparsan yap illaki bir minimal de olsa bir fark var. Ya o onunla değil de başka bir şeyle dinlese daha farklı bir sonuç mu ortaya çıkar? Benim tecrübem o konuda mix mühendisliğinde iş mühendisin monitörünü tanıması aslında. Zaten genelde şimdi herhangi bir stüdyoya girdiğinizde şu yukarıdaki subwooferle falan bir sistemleri açıp sizle gözünüzü boyamaya çalışıyorsa kapat abi. Ben sen şimdi near field monitörlerini bir dinleyeyim. Hani bir zaman işte Graham LS35 onun boyutunda maksimum bir şey. Endüstride de bir sürü standart var. Hani birkaç tane EMI stüdyosunda falan böyle hani BMW'lu falan hani dışarıda amfili sistem var ama genelde yok Genelec'tir, Adam'dır, şudur budur işte 3-5 tane marka var herkes onu. Ha bir tane de Yamaha'nın çok gerçekten hani köşe taşı kötü bir
stüdyo monitörü vardır. Aynen. Onu herkes bir kenarda tutar. Çünkü hani abi ben bunu araba radyosuna çaldığımda ya da işte nasıl ses hani peçeteyle hani AM radyolarını nasıl sağlayacak onu duyması için filan. Mühendisin önemli olan şey bana kalırsa monitörünü ne kadar iyi tanıyor. Çünkü o konuda aynen Mac'çiler, PC'ciler, analogcular, dijitalciler, BMW'ciler, Mercedes'ciler gibi. Yani hiç bitmiyor o tartışma. Yani genel etçiler, abi sen işte adamları çöpe at, işte öbürü geliyor, ben işte şunu aldım. Yani kulağı iyi olsun, duysun, bir de tanısın. Hani nerede ne şekilde çıkar. Bir de şey tabii hani benim şey şansım var, yani çok iyi ekipmanda dinlediğimden dolayı en ufak bir detayı bile, çünkü kulaklık sistemi de var, şey, o dizinin bir kulaklığı var. Onun için bir tane kulaklık amfisi yaptırdım kendime Dekware'den. Onunla filan da dinleyince detaylar direkt patlıyor. Dolayısıyla hani çok iyi feedback verebiliyoruz. Yani bir de iyi çalışmak gerekiyor. Umarım sıkılmamışsınızdır. Çok teşekkür ederim. Şu an ise. Çok teşekkür ederim. Ya sen nasıl?